Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'ina tayyibina tahirin ve ba'd. Değerli izleyiciler İslam ve Hayat'a hoş geldiniz. İslam ve Hayat'ta bugün ilginç sorular var. Dişlerin üstüne yapılan pırlanta taşlar, kefaret orucunun bölünmesi, Azerbaycan'dan soran kardeşlerimizin Allah'ın nerede olduğuna dair soruları, namazda Allah'ın huzurunda olmanın nasıl başarılacağı ilginç ve önemli sorular. Bunlardan birincisi diyor ki, dişin üstüne pırlanta gibi taş yapıştırıyorlar. Bunun gusle bir zararı var mıdır diyor? Çünkü su geçirmiyor ve bu süs taşını çok Müslüman evli bayan arkadaşlar takıyor diyor. Ayşe Demir, kardeşimiz. O çok Müslüman arkadaşlar bunları takmasınlar bence. Böyle bir şeye gerek yok. Yani Allah'ın yarattığı kendi fonksiyonunu ancak kendi doğal, tabi haliyle yerine getiren dişleri daha güzel yapacakmış diye başka şekle sokmasınlar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hani meşhur bir hadis-i şeriflerinde Allah işte... Ee, şöyle 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 yapanlara lanet etmiştir. Lanetlidirler bunlar veya lanet etsin dibi anlaşılacak olan hadis-i şeriflerinde el mutefellicati lil husni el mugayyirati halkallah diyordu en sonunda ve dişlerini de böyle güzellik maksadıyla seyreltenler böylece Allah'ın halkını bozanlar Allah'ın yaradışına müdahale edenler beğenmeyip yeni bir şekil ortaya çıkarmaya çalışanlar diye söylüyordu Bunlar lanetliklikler diyorlardı. Dişin üstüne böyle bir takım e, pırlantalar takmış olma muhtemelen onları seyretme gibi değildir. Arada fark olabilir. Yani çünkü öbür seyretmelerde artık geri dönüş yoktur. Bunlar da onların çıkarılması suretiyle geri dönüş olabilir. Bilmiyorum ama her ne olursa olsun böyle bir süslenme insan tabiatına bir defa aykırıdır fonksiyonunu konuşmanın, yemeğin vesairenin engeller. Mikropların daha çok orada bulunmasını sağlamak suretiyle sağlığına zarar verir. Efendim eğer bir ihtiyaç yoksa, tıbbi bir gerekçe yoksa, bir zaruret yoksa, eğer dişler üzerinde bir kaplama meydana getiriyor da suyun ulaşmasını engelliyorsa elbette gusle de abdeste de engel olur. Her bakımdan sakıncalıdır. Dolayısıyla böyle bir şey yapmak ne akıl işidir, paranı harcayıp pırlanta vesaire oraya. Af buyurun böyle sırıtıp çok bağışlayın. Çok kusura bakmayın öyle geldi. Ondan sonra dişinizde pırlanta olduğunu göstermiş olmanın zevki nedir ben anlamıyorum bunu. Bu nasıl bir zevktir? Böyle bir zevk çok tabii bir zevk değil. Kızmasınlar böyle olanlar bize ama bunun hoş olmadığını söylemiş olalım. Yani İslam bu mudur kardeşim? Bunlarla niye ilgileniyorsunuz filan diyenler de olursa Elbette biz İslam'ı anlatırken insan İslam dişinize pırlanta takmamaktır falan diye bir şey yok. Öyle bir şey söylemiyoruz. Bunlar detayın detayı belki, teferruatın teferruatı. Anladık da vatandaş soruyor. Bizim de burada yapmış olduğumuz şey yani işin esasını anlattığımız gibi teferruatına dair olan sorulara da cevap vermek. Yani vatandaş sanki demek istiyor ki tamam işin esasını anladık hoca. İyi de şöyle bir şey olsa buna da İslam'ın bir söyleyeceği var mıdır? Evet vardır ona da vardır. Nedir o? İşte o da budur. Söylemiş olduğumuzdur. Yapmasınlar.